Evet sevgili takipçiler, bakalım yani bu kadar geç yayın açtık, gelen olacak mı? Ben de merakla bekliyorum. Yani şimdi gördüğünüz gibi Alien ve Predator hakkında konuşacağız. Aliens vs. Predator nedir, ne değildir? Alien'la Predator filmleri nasıl izlenir? Yani bir şey var mı? Sıralaması var mı? Yoksa bunlar tamamen ayrı mı? Bunları işleyeceğiz ama tabii siz sohbete gelirseniz aslında ben 12.30 ile 1 arası açacaktım bu yayını ama arkadaş yani Predator türlerini yani biliyorsunuz orijinal adı Yautja olan Predator'ın türlerini bulamadık. Alien hakkında acayip bilgi var. Ama Predator'lar hakkında doğru düzgün bilgi yok. Özellikle Türkçe olarak türler konusunda sıkıntıda kaldım. Yani nedir? Bunların çünkü sınıflandırmaları var Predator'ın. Tek Predator yok biliyorsunuz. Onunla ilgili bakıyoruz. Kimse gelmiş mi? Evet, bir kişi gelmiş. Yoksa o gelen acaba Mysterio mu? Merak ediyorum. Benim sadık takipçim Mysterio mu? Merak ediyorum. Umarım yani böyle geç yayın açtık. Gecede şimdi şeylerin de yayını var. Artık bize kim gelir ben de bilmiyorum ama Cansungur ve Pinti Panda Tuna'nın da yayınları var. Esas büyük kitleler oraya gitmiştir ama artık inşallah bize de birileri gelir diyorum. Tabii gelen arkadaşlar izleyen arkadaşlar şey yaparsa daha böyle yani sohbete katılırlarsa, yazarlarsa bence daha tatlış olaylara sebebiyet verirler. Çünkü böyle gerçekten birileri mi izliyor, botlar mı geldi bana, ne oldu anlamıyorum. Evet, o arkadaş da kaçmış. Kimse yok. Bekleyeceğiz artık. Ne yapalım? Bekleyeceğiz böyle. Gelen olursa. Mysterio. Ya nasıl yani? Hiç şeyleri yapmadım mı ya? İzlemedin mi Alien filmlerini, Predator filmlerini? Şey yazar yani neydi onun adı? İnsan unutur mu yazacağını? Evet, her zamanki gibi kadim takipçi. Oo, bu arada 4-3 millet geliyor gidiyor. Neyse, o zaman ben başlayayım da bari artık gelenler şey olmasın, kaçmasın bir taraflara. Şimdi arkadaşlar, öncelikle şunu söyleyeyim. Alien, Predator, Alien vs. Predator birbirlerinden tamamen ayrı ve bağımsız filmlerdir. Yani gerçekten öyledir. Alien vs. Predator'ı Fox bağlamaya uğraştı ama yemez yani. O şekilde olmaz o iş. Çünkü Alien'ın biliyorsunuz çekilen 4 tane film var. Onun tarihsel olaylarına hiçbir şekilde uymuyor. Alien vs. Predator'ın çıkma hadisesi ise ikinci filmden beri biliyorsunuz Predator 2'de bir alien kafatası vardı. Predator'un avladığı. Yani sadece onu koymuşlardır. Ondan beri yani Predator 2 yayınlandığından beri Fox'un kafasında bu iki evreni birleştirmek var. Fakat
Şöyle bir olay oluyor arkadaşlar. Bu iki evren aslında oyunlar üzerinden birleşiyor. Tamamen oyunlar üzerinden gidiyor. Ta ki 2004'teki filme kadar. İşte Alien'lardan bahsedecek olursak, Alien filmlerinde durum şu. Şimdi zaten bu konsepti yaratan kişi Ridley Scott. Ridley Scott'ın yarattığı günümüzden çok uzak bir evrende geçiyor. Yani nasıl, yani zaman olarak çok uzak bizden. 2100 küsurlarda mı ne geçiyor yani? Düşünün. Yani o yüzden Predator filmleriyle Alien filmleri arasında bir bağ yok. Çünkü Predator'ın biliyoruz biz iki tane film var. İlki Arnold'da olan, ikincisi Danny Glover'ın oynadığı. İkisi de günümüzde geçen filmler. Yani günümüzde derken çekildikleri tarihte geçen filmler. Yani bir uzay çağı falan olayı yok ama biliyorsunuz Alien'da bir uzay çağı olayı var. Aynı zamanda mesela Alien evrenine uymayan şeyler var. Alien vs Predator filminde, ilk filminde. Yani gösterilen şey, yani Predator'ların bir şekilde Alien'ları yarattığı genetik olarak ve bunları avlamak, yani kendileri avlanmak üzere yarattıkları ile ilgili bir teori yapmışlar. Yani daha doğrusu kasmışlar. Yani bomboş bir teori. Halbuki biz biliyoruz ki Alien'ları yaratanlar Space Jockey denilen, hatta sonradan esas isminin mühendisler olduğu anlaşılan bir ırk yapıyor bunu yani. Alien'ları üretenler onlar. Alien'ları piyasaya çıkartan onlar. Predator'larla hiçbir alakaları yok. O sadece işte Alien vs Predator, yani AVP filmine bir zemin oturtmak için, bir derinlik katmak için yapılan bir hadise. Hiçbir alakası yok. Şimdi Alien filmlerinde biliyorsunuz bizim bu xenomorflar, her filmde farklı farklı xenomorflar gördük. Her gelen yönetmen bir şey katmaya çalıştı bu filme. Bazıları başarılı oldu, bazıları başarısız oldu. Genelde bütün Alien takipçileri 3. ve 4. filmi başarısız bulur. Aslında 3. film kendi içinde gene iyi bir filmdir. İlk Alien filmine göndermeler vardır. Yani böyle karanlık atmosfer, ondan sonra işte tek bir Alien olması ve o Alien'ın terör estirmesi, biraz daha korku öğelerinin yoğunlaşması. Çünkü biliyorsunuz bu filmi yapan, üçüncü filmi yapan David Lynch, meşhur David Lynch, şu Kayıp Otoban, Seven falan filmlerini çeken manyak yönetmen. O olayları var. Fakat maalesef kısıtlı bir alan, aynı şeydeki gibi. Nasıl ilk film Nostromo uzay gemisinde geçiyor, onun gibi kısıtlı bir yanında geçmesine rağmen tam istenilen gibi olmuyor. Dördüncü film olayı tamamen acayip bir konsepte alıyor. Aslında biraz burada yanlış hatırlamıyorsam o dönemler Alien vs Predator oyunları çıkmıştı. İlk oyunları. Üç boyutlu olarak, yani daha önceden var. Ama onlar genelde beat 'em up tarzı falan oyunlar yani çoğu. Hani böyle hatırlarsınız Cadillac and Dinosaurus, Kaptan Komando falan gibi böyle, ya da işte Double Dragon falan gibi oyunlar, o ilerlemeli şeyli oyunlar. Bu arada ben bunu niye takıyorsam, Allah Allah, Allah. Neyse, yani o tarz oyunlar ilk 3 boyutlu yapıldığında zaten Alien vs Predator oyunları şey olarak geçiyordu arkadaşlar. Arada bakalım. Evet. Diğer arkadaş da sohbete katılırsa iyi olur mesela. Değil mi? Belki varsa böyle, bak bu şeyle uğraşan arkadaşları, bunları seven, onları davet etsin, gelsin. Şöyle güzel sohbet yapabiliriz yani. Şimdi bu Aliens vs Predator oyunlarının da özelliği direkt olarak Alien evreninde baz alması. Yani Predator'ı ekstra olarak ekliyorlar. Uzay çağına geçiyor ve yani Alien filmlerinde olan muhabbetler var. Yani işte marinler var.
Mesela Aliens filmindeki, ikinci filmdeki gibi. Oradaki uzay çağında geçiyor. Oradaki işte makinalı tüfekler, ondan sonra orada kullanılan işte alev makinası falan gibi olaylar var. Yani filmle oyunların hiçbir alakası yok. Yani Alien AVP filmleriyle Aliens vs. Predator oyunlarının hiçbir alakası yok. Tamamen farklılar. Keşke Fox firması da Aliens vs. Predator'ı şey yapsaydı, artık Ridley Scott'tan izin mi alırdı, nasıl yapardı bilmiyorum ama yani uzay çağı konseptini getirseydi o zaman çok güzel hikayeler çıkardı. Ben arkadaşlar, yayınlarımı izleyenler bilir, Aliens vs. Predator oyununu oynuyorum. Gerçekten acayip heyecanlı, müthiş bir aksiyon first person shooter oyunu. Yani ben şeyim yani. Öyle diyeyim size. Ben acayip tav oldum yani bu oyuna. Müthiş bir oyun. Son derece gerilimli. Harika yani yayınlar çıkartıyoruz bu oyunda. Şimdi Alien filmlerinde arkadaşlar dediğim gibi yani her şeyde aynısı aslında Predator filmlerinde de var. Biliyorsunuz 3 tane Predator filmi çekildi şimdiye kadar. Dördüncüsü gelecek. Artık bu sene mi olur? Sene 2019'da mı olur? Tam tarihini bilmiyorum ama bir Predator filmi daha gelecek. İnşallah Predator filmleri de çoğalır. Alien filmleri gibi. Alien'ın biliyorsunuz normalde 4 filmi var. Sonradan Ridley Scott tekrar üçleme çekti. Onda da işte ilk Prometheus'u çekti. Prometheus'tan sonra Alien Covenant'ı çekti. Ki bence kötü bir film yani. Yani harbiden Alien 3, Alien 4 gibi falan böyle yani. Bence. Kötü bir filmdi. Şimdi bir tane daha çekecek. Artık onu nasıl yapacak? Birinci ile ikinci film, yani o üçlemenin ikisinin arasını mı çekip boşluğumu dolduracak? Başka nasıl bir şey yapacak bilmiyoruz. Ama Alien'larda genel olarak ne oldu? Şimdi ilk de bir yanlış hatırlamıyorsam adı Drone olan bir Xenomorph gördük. İkinci filmde arkadaşlar Warrior'ları gördük. Warrior Xenomorph'lar. Ve artı yani James Cameron kendisi gerçekten bir deha yani bu konularda. Muhteşem tasarımı olan Queen Alien. Onu gördük yani. Queen. Yani Alien'ların üremesi arkadaşlar aynı böyle böcekler gibi bir şey var. İşte karınca var, arılar gibi falan. Bir hive mantığı var onların. Kovan mantığı var. Ona göre işte şey üretiyor. Sürekli yumurta üretiyor böyle yani. Facehugger'ların çıktığı yumurtaları üretiyor. Ve o yumurtalardan çıkan Facehugger'lar işte insanlara bulaşarak yeni Xenomorph'lar üretiyor. Gerçi sadece insandan olmuyor. Üçüncü filmde de bunu gördük. Üçüncü filmde şeye göre yani Director's Cut'lara göre iki tane farklı olay var. Filmde köpeğin içinden çıkmış. Yani sinemalara verilen versiyonda. Director's Cut'ta ise ineğin içinden çıkıyor. Xenomorph. Ama ikisinde de çıkan tür aynı. Runner diye bir tür vardı. Dördüncü filmde ise Newborn denilen dünyanın en kötü alien tasarımını gördük arkadaşlar. Yani böyle insan ve şey genleri taşıyan, xenomorph genleri taşıyan gerçekten saçma bir şeydi. Keşke mesela bu oyunlarda çok bahsedilen Praetorianlar var mesela. Onları falan görseydik bence daha iyi olurdu. Dediğim gibi böyle 4 tane Alien filmimiz var. Hatta sonradan işte 5.'si falan geldi. O hem Prometheus'ta hem şeyde de gördüğümüz başka xenomorphlar var ama onlar arkadaşlar çoğunlukla da prototip tipler yani hep. Hep Prometheus mu? Valla Prometheus filmi aynı. Prometheus filmi güzeldi ama mesela Alien Covenant o kadar iyi değildi Mysterio. Yani Alien Covenant'ta resmen yani Ridley Scott hocam bir sıçış yapmış. Çünkü hani söylediğiyle film tutmuyor. Yani söylediği ilk Alien filmi gibi son derece böyle korku gerilim temalarıyla
olan bir Alien filmi. Böyle acayip dandana kan savaşı gibi bir Alien filmi göreceksiniz dedi, bizi gaza getirdi bilmem ne. Tamam, yani hiç fena olmayan bir bilim kurgu çekmiş. Çeşitli olaylar olsun, mesela şeyin aptallıkları gibi falan böyle. Mürettebatın muhteşem aptallıkları gibi falan. Bir geyikler var. Hadi o aptallıkları eyvallah. Filmin yürüyebilmesi için kabul etsek bile sonrası, yani bu Xenomorph ortaya çıktıktan sonrası bir ayrı rezaletti yani. Nasıl o film yaptı bilmiyorum ya. Vallahi kötüydü yani. Alien filmler arasında gerçekten kötü bir film yani Alien Covenant. Hiç zaten gram gerilmedim. Saçma saçma işler oldu. Dediğim gibi Alien filmleri böyle. Predator filmlerini ise biliyorsunuz arkadaşlar. Meşhur Arnold'lu zaten Predator filmi var. Arkasından Danny Glover'ın oydu. Bu sefer Predator'ın şehir içine gelip, yani şehir merkezine gelip, aslında orada da şunu anlatmaya çalışıyorlar. Şimdi ilk film bir jungle'da geçiyordu. Yani ormanın içinde geçiyordu. Ormanda işte Predator avlanıyordu. İkinci filmde ise şehirlerin, aslında o büyük binaları yaparak şehirleri bir nevi taş ve metal ormana dönüştürdüğümüz, bununla ilgili olaylar var. Yani o yüzden Predator geliyor, şehrin içinde avlanıyor. Yani ilk Predator filmi kadar beğenilmez. Fakat gene de bence iyi bir filmdir yani. Predator da iyidir. Ve farklı bir türdür. Mesela bu ilk Predator'da gözüken tür, ikinci Predator'da gözüken tür farklı. Yani daha doğrusu şöyle, rütbe şeyleri falan farklı bunların. Daha sonra Predator bir sessizliğe gömüldü. Aliens vs. Predator filmlerinde gördük bunları. Daha sonradan da biliyorsunuz Adam Brody'li Predators filmi geldi. Yani o filmde çok şey değildi. Yani bir Predator 2 kadar gideri var. Ama tabii en önemli özelliği o filmin başka Predator rütbelerini de bize göstermesi. Yani öyle başka Predator türlerini de bize tanıtması. Umarım bu gelecek Predator filmlerinde daha da şey olacak ve yani Fox eğer şey yaparsa, bu Aliens vs. Predator oyunlarındaki gibi tekrar çıkartırsa piyasaya bu işi, AVP'leri, gerçekten tadından yenmez. Yani böyle kaymaklı ekmek kadayıfı olur söyleyeyim yani. Şimdi Alien vs. Predator'ın şimdi bir de oyun tarafı var. Size şimdi onu göstereceğim. Ondan sonra da şeyleri göstereceğim arkadaşlar. Şimdi bakın, burada ben size ayarladım. Evolution of Alien vs. Predator oyunları bunlar. Arkadaşlar. Bakalım 1982'den beri hangi oyunlar çıkmış? Yalnız bu eline bir tesbih koysak bu Alien'ın bayağı böyle zalim bir abiye dönüşecek yani. Alien. Burada demek ki bütün filmleri gösteriyor. AVP. Sadece AVP değil, bütün Alien'lar. Ya da işte Predator'ın da oyunları vardı galiba. Yani maşallah. 87'de falan şahane oyunlarmış yani bunlar. Ben oynamadım tabii bunlar ama. Hmm.
resmen şey gibi olmuş ha. Beat 'em up oyunların atalarından gibi falan olmuş yani bu da. Ha evet, bak size demiştim Predator'ın oyunu. Predator'la kapıştığımız oyun. Ben hatırlıyorum çünkü yani bu oyunu. Arnold abimizi oynuyoruz. Heh. Evet, artık gördüğünüz gibi Aliens, artık şeylere geldik. Beat'em up oyunlara geldik. Sanda Predator 2 niye böyle kötü yapmışlar? Predator 2 bütçe yok galiba. Arkadaş bu ne böyle? Ne lan? Ha. Lan lap lap oyun çıkmış. Arkadaş o zamanlar galiba kolay yani bu işler. Baksana Arif'ler lap lap oyun çıkartmış ya. Vay, bu platform oyunu iyiymiş ama. Aa, Aliens vs Predator. Bunu muydu neydi, bir tanesini oynamıştım ben ya. Hatta bir gün öyle bir şey yapayım, size eski oyunları oynayayım böyle. Ne dersiniz? Ha, GB Game Boy için yapılan Alien bu. Game Boy için yapılmış. Arkadaş yalnız şu ana kadar 3 tane Alien 3 ismiyle oyun gördük ha. Başka isim koymaya gerek görmemişler. Direkt Alien 3 yardır. Oo. Yine bir Alien vs Predator oyunu geldi ama yani Game Boy'da Allah'lıkmış yani bir oyunda. Bakalım. Ha. Artık 3 boyuta geçmişiz yavaştan. Arkadaşlar 93 ile birlikte. Arcade makinalarında yer alan Alien 3 The Gun oyunu. Ha ben evet ben bunu oynadım. Ben bu oyunu oynadım. Baksana herif her şeyi koymuş ha. Neydi onun adı? Chest Blast var. 94 Alien vs Predator. Vay. Bu da enteresanmış bak. Sonra cancel diyor. Bu ne olmuş acaba? İptal mi edilmiş acaba sonradan? Olabilir yani. İptal edilen oyunlardan. ...95'te şey yapmışlar ha. Comic Adventure'a. Baya baya iyi yani 95'te böyle bir oyun. Alien Trilogy.
Ha, PS, Saturn, PC'ye çıkmış. Aa, PlayStation'a da çıkmış ha. Saturn şey mi, Nintendo'nun mu oluyordu? Hangisinin oluyordu? Alien's Online. Anam ne çok şey varmış. Biraz ses kısalım ya. Ben 2000'den sonraki oyunları biliyorum genelde. PC ve Mac. Bu şey değil miydi ya? 2000 2000'de çıkan 99 muymuş? Belki tabii şey olabilir. Bize 2000'de gelmiştir. Amerika'da 99'da çıkmıştır. Bu oyunu oynadığımı hatırlıyorum. Ha, bak. Alien Resurrection oyunu yapmışlar. O zaman Alien Resurrection filmi demek ki çıkmış ki. Onun oyununu yapmışlar. 2000'de. Bak bu da Game Boy işleri, Nintendo'nun işleri bu da. Doğrudur vallahi Mysterio. Ah, 2001. Bunu o oynadığımı hatırlıyorum ben. Arkadaşlarla Multi'de. Alien vs Predator 2. Güzel oyundu ya. Bunda böyle Alien türleri ve Predator türleri vardı. Bir tane Alien türü vardı böyle yerde. Cüce gibi. Böyle fıt 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 fıt. Aha, bu işte. Fıt 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 gidiyordun. Bir atlıyordun adamın üzerine. Patırt iniyordun. Çatır çatır kill alıyordun. Cüce Alien. Fenaydı. Bu neymiş? Ha, 2002. Sonradan Aliens Colonial Marines çıktı. Cancelled diyorsun da sonradan çıktı yani. Ve sonunda kötü bir oyun olarak çıkardılar onu. Bu biraz şey olmuş, Adventure Ruin gibi olmuş bu. Ne lan böyle? 500 tane. Ne böyle? Java'ya çıkmış. Allah Allah. Ne acayip oyunmuş. Yani buradaki de Alien'a hiç benzemiyor. Daha çok maymuna benziyor. Predator'ın oyunu. Vay, PS2 ve Xbox'a çıkmış ha. İyiymiş vallahi be. PC versiyonu olsaydı bunların iyiydi. Arcade'lere çıkan. Aliens Extermination ha. Maşallah maşallah. Abi bu nedir ya? Her taraftan ayrı alien geliyor. Altıda Aliens vs Predator Requiem. Hadi ya, bunu çıkarmışlar mı? Vay arkadaş ya. Bu ne lan? Browser. AWPR Combat Evolved. Allah'ım Allah'ım. Allah'ım bu ne biçim bu ne biçim bir oyun? Browser oyunu olsa da. Bu da böyle 5 metrelik Alien. 5 metrelik Predator. Vay vay vay. Predator Duel. Bunlar hep Java oyunu ha. Enteresanmış vallahi. Ha, 2009'da
Bu da iptal olmuş. Ölümün oyunlarında ne çok iptal edileni var ha. Ah, 2010 Aliens vs Predator abi, bu oyun çok güzel oyun ya. Adamlar harbiden sağlam oyun yapmışlar. Bu ne? Ha, Predators. Bak bu şeyin filmin şeysi. iOS için çıkmış bu da. DS'de Aliens Infestation ha. Lan şu ses de ne ikonik bir ses ha. Bu yanlış hatırlamıyorsam Aliens'da yani ikinci filmde çıkmıştı. Ha işte o berbat oyun 2003'te çıkan. Aliens Colonial Marines. Biliyoruz bunda şey falan var böyle. Alien'ların yanından geçiyorsun falan. Alien'lar hiç tepki vermiyor sana. Şey yapmıyor böyle aptal aptal bekliyorlar. Öyle saçma saçma bir sürü şey varmış. Android ve iOS'a çıkmış ha. Alien vs Predator Evolution. Maşallah oyuna bak lan. Arcade oyunları hala çıkıyor mu ya? Alien Isolation. Ama bu Isolation zaten bildiğim kadarıyla şey oyunu ya bu, değil mi? Survival oyunu. Ve tek alien var. Aynı böyle Alien 1'deki muhabbetlere şey olmuş. Bu ne lan? Aliens vs. Pinball mu? Bu oyun her şeyde varmış. İndireyim lan ben bunu o zaman. Vallahi oynanır yani. Güzel. Ne güzel. Pinball oyunlarını severim ben. Aaa VR Alien Covenant in Utero. Oğlum bu ne lan? Vaaay. Alien Covenant'taki acayip tip oldu. Alien Covenant Arcade'di arkadaşım, bunlar ne böyle? Alakasız alakasız yaratıklar, uçanlı kaçanlı. Bu herhalde şey neydi onun adı? Son oyun. Bakacağız arkadaşlar. Evet neyse. Bu bitti. Aynen aynen pinball. O da bayağı sevilen oyundu ya. Şimdi gençler şeye geçelim. Neydi onda? Hala bakayım var mı izleyicilerimiz? Vii izleyiciler de kaçmış ha. Halbuki ne güzel bahsediyoruz Alien'lardan değil mi Mysterio? Şimdiye kadar gördüğümüz Alien türleri arkadaşlar bunlar. Bütün filmlerde gördüğümüz Alien filmler. Şimdi ilk olarak gördüğümüz Alien film. Evet. Bunu Prometheus'ta gördük. Neomorph. Bunların adı. Yoksa şeyde mi görmüştük ya? Yo, Neomorph'ları şeyde gördük. Pardon. Alien Covenant'ta gördük bunları. Vallahi bilmiyorum yani. Alien Predator'da çok sevilir. Ay ben anlamıyorum şimdi. Bak şimdi. Mysterio ben anlamıyorum. Şimdi arkadaş. YouTube'da Bobin Bobin Kafa kanalına
yüzlerce soru yağmuruna tutuyorlar Alien ve Predator'lar hakkında. Keza aynı şekilde Hasan Yalçın abinin kanalında böyle soru yağmuruna tutuyorlar. Ya ben burada her şeyi anlatıyorum. Yok arkadaş ya. Kimse yok. Bende kimse yok yani. Ne yapayım yani? Onlarla üçlü konsorsiyum mu yapayım? Gideyim İstanbul'a hepsini birleştireyim bir. Ha? Oturalım konuşalım bunlar hakkında. Bu şeyde gördüğümüz Neomorph arkadaşlar. Bu Covenant'ta gördüğümüz. Şu Protomorph dedikleri alien türü de şeymiş. Alien Covenant'ta görüyoruz ya, bu ilk şey yani prototip bir tipmiş yani bu. Arkadaşlar. Buradan onu öğrendim. Şu Xenomorph zaten Alien 1'de ve diğer Alien filmlerinde hep gördüğümüz. Aynı zamanda drone olarak da geçiyor bu Xenomorph'lar. Drone Xenomorph'lar bunlar. Şu gördüğümüz Runner Xenomorph denilen daha çok 4 ayağında yani şey gibi bunun, bu normal dronlar gibi 2 ayağı üzerine kalkmayan, genelde hep 4 ayakla takılan tip de Alien 3 filminde var arkadaşlar bunun. Şu Warrior Xenomorph denilen tür, bunu biz Aliens filminde gördük ilk olarak. İlk olarak Aliens filminde gördük bunları. Şu Predalien, bu zaten biliyorsunuz Alien vs Predator 2 Requiem'in acayip yaratığı yani baş kötüsü Predalien. Bu Predalien olayı da ilk yine Alien vs Predator oyunlarında vardı bunlar. Oralardan alınma yani. Deacon, ha bu Deacon mesela yanlış hatırlamıyorsam ilk filmdeki Alien. Ama bunlar tabi tam Alien değiller yani. Bunlar da bir morplar. Ama şey değil. Daha tam alienlaşmamışlar bunlar yani. Newborn. Bu Newborn arkadaşlar gördüğünüz gibi böyle bir ilginç tip insan ve alien DNA'sı taşıyor bu. Dördüncü film. Resurrection'da vardı bu. Alien Resurrection'da vardı. Yani en kötü ve en beğenilmeyen alien tasarım budur. Burada da arkadaşlar Praetorianlar var. Bu Praetorianlar yanlış yani burada gör, bunlar sadece oyunlarda olan Praetorianlar ya sadece çizgi romanlarda ve oyunlarda varmış. Daha filmlerde hiçbir zaman göstermemişler. Burada da zaten bakıyorsunuz. Bütün bak Xenomorph türlerinden güçlü zekidirler. Çok nadiren yuvayı terk ederler. Yani esas görevleri arkadaşlar kraliçeyi korumak. Diğer xenomorflardan daha büyüklermiş bunlar. Kraliçenin üst düzey korumalarıymış. Bakın arkadaşlar güçlü ve zekiler, nadiren yuvayı terk ederler. Diğer türlere göre sayılar oldukça azdır. Ayrıca diğer türlerin aksine filmlere konu olmamışlardır. Sadece video oyunu ve çizgi romanlarda bahsedilmişlerdir. Her ne kadar olgunlaşmasının nedeni kesin bilinmese de ilk büyük hipoteze göre kraliçe tarafından seçilen savaşçı kraliçenin feromonlarıyla farklılaşıp deri değiştirerek Praetorian haline gelir. Bak bu güzelmiş. İkinci hipoteze göre ise embriyonik dönemde çeşitlilik yani sıcaklık, basınç, protein, glikoz, lipid düzeyi yüzünden sıradan olgunlaşma sürecinin drone veya savaşçı olmanın aksine Praetorian olması diyor. Ama bence aslında bak bu türlerin çok güzel olması bir diğer nedeni ise kraliçenin ölmesinin ardından onun yerini alabilmesi. Vay vay vay, bu Praetorianlar bayağı taşaklı tiplermiş yani. Ve burada da zaten Queen Xenomorph yani Queen Alien'ı görüyoruz. En süperi bu zaten. Bununla karşılaştınız mı arkadaşlar ölürsünüz. Ardınıza bile bakmadan kaçın yani. Şimdiye kadar gördüğümüz, bütün filmlerde gördüğümüz şeyler bunlar. Zaten mesela Warrior'ları ve normal drone'ları biliyorsunuz şeyde de gördük. Alien vs Predator'larda da gördük. Keşke Alien vs Predator 2'de bir Praetorianlardan gösterselerdi böyle bir iki tane. Şimdi geldik Predator türlerine arkadaşlar. Predator türleri çok var. Ben her taraftan şey aldım. Şimdi arkadaşlar bak gördüğünüz gibi burada Praetorian türleri var. Yani Yalcıyalar. Şimdi bunlar neymiş?
İlk başta Young Blood diyorlar. Genç tecrübesiz Yalçınlar. Bunlar AVP filminde gördüğümüz, ilk filmde gördüğümüz Predator'lar bunlar. Blooded avdan başarıyla çıkan kendini ispat etmiş Yalçınlardır. Bu da tahminim ilk Predator filminde gördüğümüz. Yani şunlar AVP filminde gördüğümüz, ilk AVP filminde gördüğümüz. Bunlar da arkadaşlar ilk Predator filminde gördüğümüz. Wolf Yalçın'a 3 tane Blood sınıf tam başarıyla geçen Yalçın'larda büyük saygı görülen savaş bilgi güçleri oldukça fazladır. Bu Wolf da Alien vs. Predator 2 filminde var. Elite Yalçın'lar, King Yalçın'lar. Şu Elite'le King Yalçın'ları zaten işte AVP filminin sonunda gördük. Predator 2'nin sonunda gördük. Orada gözüken böyle pelerinli şeylerimiz. Predator'larımız. Şu Retires diyor. Emekli olmuşlar diyorlar da bunların adı Retires değildi galiba. Bunlar şey diye geçiyordu. Elders diye mi ne öyle bir şey diye geçiyordu bunlar. Yani bunlar istedikleri zaman ava çıkarlar. Onun haricinde isterlerse gezegenlerinde oturabilirler. Öyle Predator'lar diye biliyorum. Şu Bad Blood'ları hiç görmedik arkadaşlar. Dead'leri zaten biliyoruz. Bunun haricinde bu bir de Predators filmi var ya, bak bu Predators filminde gördüklerimiz bunlar. Bu Predators filminde gözükenler. Berserker Predator, tahminimce o büyük bir tane Predator vardı. O olması lazım. Ondan sonra Falconer var. Falconer da valla şey yapamadım ama neydi onun adı? Bir bakalım neymiş. Falconer'ı diğerini hatırlıyorum da. Falconer Predator. Tamam. Şu Predator, tamam. Evet. Falconer Predator. Mesela size şeyi de göstereyim. Berserker Predator. Bak Wallpaper'ı da varmış. Bu görüyorsunuz zaten. Baya bir daşaklı bir abimiz yani. Burada movie'deki her şeyi gösterir herhalde. Ha, mesela şurada daha iyi görüyoruz zaten. Ha, işte bu Berserker Predator. Sonra arkadaşlar Tracker. Bu Tracker'lar bak o ilginç tazıları mazıları kullanan vardı ya. O da oymuş. Mesela onu da yazalım. Tracker Predator. Evet. Bak bu da alttan şeyleri çıkan. He, bak Tracker da böyleymiş. Burada boynuzları var bunun. Vay 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 arkadaş. Predator'larda neler varmış ya. Falconer. Heh. Bir de evet. Şimdi resmi kaynaklarda gözüken şeyler arkadaşlar. Bu Alien vs. Predator 2'de. Bakın gördüğünüz gibi Predator hiyerarşisi Young Blood AVP filmde gözüken Rookie'ler varmış. Bak Predator 2'de gözüken Rookie'ymiş. Zaten ilk filme göre daha zayıftı. Hunter Predator 1. Warrior AVP 2. Bu aslında AVP 2 derken bu Warrior Honored falan diyor da Honored dedi aslında Wolf. Wolf Predator yani. İşte Elder'lar. Heh, bak mesela Elder'lar. Predator 2'de AVP'de dediğim gibi yani sonda olan. Orada yazan bu Retire'lar, Mitire'lar falan filan vardı ya. Ya da işte oradaki arkadaş işte şey demişti. Elite Predator'lar. Onlar aslında bunlar. Elder'lar yani. Bakalım başka şey var mı? Başka yok. Evet. Burada görmüşüz. Predator türleri de böyle arkadaşlar. Predator'larımız da böyle.
Oo, yine iyi ya, böyle bir saatlik yayın yapmışız. Ama bakalım yani, ben bunu da merak ediyorum. Misteryo. Acaba şeye gelirsem ne olur diye. Bunu atacağım bu sohbetleri YouTube kanalıma. Bakalım YouTube kanalımda çok beğenilecek mi bunlar? Gerçekten merak ediyorum. Sonra yani hani artık bahsedecek bir şey kalmadı. Hani dediğim gibi Predator filmlerini ayrı olarak izleyin. 3 filmi. Alien vs. Predator'ları ayrı olarak izleyin. Aynı zamanda Alien filmlerini de ayrı olarak izleyin. Yani bunların hepsini ayrı izlemeniz lazım. Alien vs. Predator'da mesela işte biliyorsunuz iki filmde de şey var. İlk filmde Veyland'ı gösteriyor. İkinci filmde Yutani'yi falan gösteriyor ama yani o tamamen alternatif evren. Yani Veyland Yutani'nin şeyi olamaz yani o. Bundan 200 sene sonraki, yani Aliens filmlerinde 200 sene sonraki hali var. O işte şey olacak. Buradan böyle gelmişler de öyle olmuşlar falan. O işler biraz cacık yaş, o işler yani. O işler yaş. Oyun olarak Aliens vs. Predator'ı tavsiye ederim. Yani 8 sene önce çıkmış ama hala yani zevkinden, aksiyonundan, gerilimden hiçbir şey kaybetmemiş bir oyun. Zaten mesela bunlarda da dikkat ederseniz bu Aliens vs. Predator'da şöyle bir olay var. Yani evet, o gezegene insanlar koloni kuruyor ama o gezegende işte mesela bu piramit benzeri yapılar falan var. Predator'lar gelip orada alien avlıyormuş falan. Onunla ilgili olaylar var yani. Ama tabii böyle olması daha mantıklı bence. Zaten ilk Aliens vs. Predator oyununda, yani ilk AVP oyununda da yanlış hatırlamıyorsam şöyle bir olay oluyordu. Yine bir işte bir koloni şeyinde orada Veyland şirketi gizli bir deney yürütüyor. Yürüttükleri gizli deney ne? Xenomorfları ortaya çıkartıyor. Yani alienları yaratıyorlar genetik olarak. Fakat işler istedikleri gibi gitmiyor. Bir şey böyle, ne diyeyim size? Hani böyle EMP shockwave vardır ya, aynı onun gibi böyle bir metalik ama metalik diyorum, manyetik bir fırtına mı ne oluyor, bir şeyler oluyor. Ve alienlar serbest kalıyor orada. Yani siz orada marine görevleri oynarsanız siz oradakileri şey yapmaya çalışıyorsunuz. Hem kalan insanları kurtarmaya hem de çevreye dağılmış alienları öldürmeye çalışıyorsunuz. Predator ise o oyunda tamamen mazlum karakter. Çünkü o manyetik fırtınadan dolayı yanlış hatırlamıyorsam gemisi etkileniyor ve düşüyor. O gezegene düşüyor. O yüzden öyle bir senaryo yapmışlar. Ama mesela şu Aliens vs. Predator 2010'da çıkan oyunu filmleştirseler ben size söyleyeyim, gişeyi yıkar geçer yani. Düzgün şekilde yaparlarsa filmi gişeyi yıkar geçer. AVP'nin şanını da kurtarmış olurlar. Ya valla çözünürlük ayarlarını diyorsun da yani şimdi oyun şeyleri bilmem ne olunca yani yapabildiğim. Çeşitlilik derken yani oyun anlamında çeşitlilik diyorsa zaten 7-8 tane farklı oyun oynuyorum. Ayrıca ayarlardan şimdi sen diyorsun 360p. Yani ben sana söyleyeyim, ben bunları YouTube'a atıyorum. 720p'de bile kare kare görüntüler oluşuyor bunda. Ben sana öyle söyleyeyim. Bunda bile öyle kare kare görüntüler oluşuyor. Hatta yani direkt göstereyim şu anda. Yani ben bunu şeyde düşürürsem, ha ayar çeşitliliği mi? Valla ayar çeşitliliği şimdi bunlarda nasıl şey yapayım bilmiyorum ki. Yani şey yapmayınca da olmuyor ki.
Yani bu sefer YouTube'a nasıl koyacağım ben onu? Ben bunu şey yaptım mı çamur gibi grafikli şey olur. Mecbur bu ayarlarda tutmak zorundayım yani. Zodyak. Yani bak benim hemen şeye gidelim mesela. En basitten bak benim videolar. Al. Bak bu benim kendi videom. Bak gösteriyorum sana. Yani şeysiz ben şimdi ben bunda mesela bak bunda 720p'ye getirdiğimde bile bak HD yaptım 720p. Bak bunda bile kare kare görüntüler var. Ben şimdi canlı yayın yaparken nasıl düşüreyim bunu 720p'nin altına? Ben bunları düşürürsem hepten ölürüm. Diğer şekilde de yapamıyorum. Bak şimdi. Mesela şey yapmaya çalışsam var yani elimde. Koyarım bütün şeyleri 720p üstünden render yaparım yeniden. Ama onlarda da şöyle bir problem var. Ya öyle yapıyorum. Ben mesela çekmişim 1,5 GB'lık video. Ya bakıyorum abi o video çıkıyor 4 GB'a ya. Bu sefer upload'da problem yaşıyorum. Yani 900 bunu şeyin OBS'nin çektiği 900 MB'lık videoyu bile anam ben renderlamaya bilmem neye falan filan çalıştım mı bir bakıyorum onu yapıyor 2,5 GB. Ben ondan sonra handbrake'te sıkıştırmaya çalışsam ne olur? Onu. 2,5 GB'ı. Abi 1 GB'ın sıkıştırıyor. 1,5 GB. Ben boşuna en az şey yani neydi onun adı? 500-600 MB fazla upload yapacağım. Şeyim yok ki. Fiber yok ki bende. Çok uzun sürüyor bu sefer de. Videolar çok uzun sürüyor. Yani ben de isterim senin dediğin gibi yapmayı ama bu sefer de yani karşımızdaki rakipler güçlü. Adamlarda canavar gibi fiber bağlantılar var. 100 megabiti çutur çutur alıyorlar. Adam 1080p yayın yapıyor. Ayna gibi yayın yapıyor. Sohbet mohbet falan fark etmiyor yani adamda. Oyun oynarken de aynı, sohbette de aynı. Ayna gibi çakıyor görüntüleri. Ben nasıl şey yapayım o zaman? Ha, vallahi Zodiac ben onu bilmiyorum ki ya. Nasıl yapılıyor? Yani sen biliyorsan söyle bana yapayım. Ama ben yani hani ah OBS'yi açayım. Ben buradaki ayarlarda şeyi bilmiyorum yani. Şu çıkışta hangisi çıkış değil? Neredeydi o? Yayın şeyinde miydi? Neydi? Hangisinde? Bir tanesinde gösteriyordu 720p olayını video. Ha şurada mesela. Etkin durumda. Buna göre çıkartıyor yani 360p 480p. Anladım senin demek istediğin de 360p 480p'yi nasıl getireceğimi bilmiyorum ki yani. Millet nasıl şey yapar biliyorsan vallahi göster bana şuradan gir yap de. Yaparım yani ben onu. Ama onu şey yaparım. Neydi onun adı? Bakarım o tarz şey nasıl oluyor. Ben de bilmiyorum yani. Bakarım. He. Onu ben o zaman internetten bir araştırayım ya. Bu iş nasıl oluyor bakayım. Vallahi. Vallahi işte AWP dediğim gibi AWP'de bir numara yok. Yani şey olarak oyun olarak AWP'ler her zaman iyidir. Edeyim ilk çıkan 2000'de çıkan yani 99'da 2000'de çıkan
Alien vs. Predator oyunu, ondan sonra 2000 2 miydi 2003 müydü o zaman çıkan Alien vs. Predator 2. Bunlar iyi oyunlardır. 2010'da çıkan bu Aliens vs. Predator da cillop gibi oyundur yani. Bu arada niye sürekli benim telefon donuyor, şey yapıyor ya? Sürekli böyle bir dönüyor dönüyor, ondan sonra bağlanıyor. Dönüyor dönüyor, ondan sonra bağlanıyor. Hayda, bak gene aynısını yapıyor ha. O da enteresan. Neyse, yani dediğim gibi film olarak Alien vs. Predator'lar da sadece işte arkadaşlar, yani son derece dandik filmler. Tek sevineceğimiz olay işte Alien vs. Predator kapışmaları güzeldi. İkinci filmde bunu çok iyi yapmışlardı. Yani Predator Predator gibiydi. Alien'lar Alien gibiydi. Hatta biliyorsunuz Predalien var. Onun muhabbeti de çok iyiydi yani. Gerçekten gücünü, kuvvetini gösteriyordu. Ya, ilk filmde biraz saçma yapmışlar. Herhalde rookie olduklarından dolayı bu Predator'lar. Arkadaş yani lokum gibi avlıyorlar ya. Böyle çubuk kraker gibi kırıyorlar ya Predator'ları. O kadar da olmaması lazım yani bence. Yani şeyler güzeldi. Savaşlar tabi izleyince güzel oluyor ama sonradan düşününce yani Predator'ı bu kadar ezik yapmaları olmamış. O rookie'lerden bir tanesini coşturdular. O çatır çatır Predator avladı. Onun haricindekiler hemen zaten ilk savaşta öldüler yani elemanlar. O da kötüydü bence. Ha, o şey işte, neydi onun adı? Predator'lar şey zaten ya, Predator'ların rütbeleri var hepsinin. O yüzden. Sen hangi filmi soruyorsun? Ha, sen şeyi diyorsun, Predators filmin diyorsun. 2000 kaçtı o da? 2010'da mı ne, bir şeyde çıkan o Adam Brody'li olan. Adam Brody'li olan da öyle. Onda 3 tane farklı alien var bak. 3 tane. Avant alien diyorum. 3 tane farklı predator var. Demin şey yaptık bak. Falconer diye bir tane predator türü var. Tracker denilen o böyle şu yaratık köpeklerini falan kullanan var. Bir de en sonda olan o çok böyle devasa boyutlu böyle kocaman şey böyle neydi o, cüsseli olan, o da Berserker Predator. En şeyleri de o yani, neydi onun adı, en taşaklıları da o yani Predator'larda. Zaten her biz filmde farklı farklı Predator türlerini görmüşüz. Mesela Alien vs. Predator filminde olan şeymiş, Youngblood denilen türlermiş. Yani en düşük işte bir nevi acemi Predator'lar. Ondan sonra Blooded ya da Hunter diyebileceğimiz tipler var. Hatta hangisindeydi, dur bakayım kapatmadıysam. Ha, şunda yazıyor işte mesela bak. Bizim ilk şey AWP'de gördüklerimiz Youngblood. Predator 2'de gördüğümüz Rookie yani biraz daha tecrübeli. İlk avını geçmiş diye şey yapılır. Ondan sonra Hunter, bak Predator 1'deki Hunter, hatta bu Blooded falan diye de geçiyor. Sonra AWP 2'de gördüğümüz bu Warrior, Honored falan diyor da bunlar hikaye yani, oradaki Wolf. O Wolf Predator. Ondan sonra şu şeyler var. Elite Predator denilen ya da Elder, esas adı Elder Predator'lar var. Bunlar işte o sonda AWP filminde ve Predator 2 filminde çıkan böyle şeyli pelerinli arkadaşlar var böyle.
Yani onlar en üst düzey predatorlar. Bir de şeyler varmış. King predatorlar var. King predatorlar varmış. King predatorlar da şöyle diyeyim, en üst düzey predator. Yani bu şeylerin de üstü, elderların da üstü. Elderların zaten bir adı retire, emekli predatorlar. Yani o elderlar şöyle bir özelliği var. Onlar sürekli ava çıkmıyorlar. Canları istediğin zaman av hakkına sahipler. Çünkü çok fazla avlanmışlar. Bir sürü türü avlamışlar. Aşırı derecede saygı gören yüksek rütbeli elemanlar yani. Şey türleri böyle yani, Predator türleri böyle. Bakalım şeydeki Predator nasıl olacak, merak ediyorum. Bu arada bu yeni gelen Predator filmindeki hangisi direkt, yani yine ilk filmdeki gibi Hunter Predator mı göreceğiz yoksa başka bir Predator mı göreceğiz, bilmiyorum. İnşallah öyle bir şey görürüz. Şeyden de bahsetmiştik, Zodiac, bu Alien'lardan. Alien'lar da maşallah yok yok yani. Bir sürü türü var Alien'ların da bak. Bu Covenant filmindeki Neomorph. Yine bir daha gösterelim takipçilerimize. Bu yine Covenant filminde gözüken Protomorph, yani prototip Alien var. Bunlar zaten ilk filmde gördüğümüz. Daha sonraki filmlerde, hatta şeydekiler de bunlar. Drone Xenomorph'lar, Drone'lar. Yani valla şimdi Zodiac orada biraz şey saçmaladı. Ridley Scott saçmaladı. Yani ilk filmde söyledikleriyle, Prometheus'ta söyledikleriyle Alien Covenant'takiler farklı bir yöne gitti. Bu yüzden de tahminim aslında şey yapacaktı bu üçlemeyi. Şimdi Prometheus'u çekti. Arkasından Alien Covenant'la Alien'ın nasıl ilk ortaya çıktığını anlatacaktı. Sonradan tahminim benim şeyle, bu Alien 1 ile bu Alien Covenant arasındaki boşluğu çekecekti. Fakat öyle olmadı. Yani çok fazla negatif eleştiriler aldı bu konuda. Yani ilk filmle yaptığında ikinci film arasında şeyler var, farklar var. Bu robotun adı David'ti galiba. Mesela o David denilen robot nasıl şey yaptı? Neydi? Bu geldi, o doktoru nasıl öldürdü de o işlere girdi. Arkasından bu xenomorfları nasıl böyle şey yaptı, eğitti, böyle evrimleşmesini sağladı falan. Bir sürü kopuk noktalar var. Sanıyorum ilk filmle, yani Prometheus'la Alien Covenant arasını çekecek. Oradaki boşlukları doldurmak isteyecek. Predator'ları gösteremezler işte. Bak Zodiac, ben anlatıyorum. Yani sen şimdi geç geldin biliyorsun. Yani Predator'lar, bak Predator filmleri, Alien filmleri, Alien vs. Predator filmleri, bunların hepsi birbirinden ayrı dünyalarda geçer. Tamamen ayrıdırlar. Birbirleriyle hiçbir bağlantıları yok. Yani çünkü şöyle bir olay var. Zaten şey kabul etmez böyle bir şey. Bak bunu çeken, bunu yaratan, Alien'ı yaratan Ridley Scott zaten öyle bir şey kabul etmiyor adam zaten. Predator, Alien'la Predator kapışıyor bilmem ne, öyle şeyler zaten kabul etmeyen bir adam o. Zaten o kabul etmeyen bir adam. O yüzden hani Predator bir şey beklemeyin hiçbir zaman. Yani o iş olmaz. Çünkü Alien filmleri zaten uzay zamanında geçiyor. O yüzden Predator filmleriyle hiçbir bağlantısı yok. Yani Predator'ın 3 tane film var. Ya üçü de çekildiği zamanda geçen filmler yani. İşte 1987'de mi ilk film? 87 yılında geçiyor.
İkinci film 91'de 92'de mi çekildi? 92'de 91 92'de geçiyor. Üçüncü film 2010'da mı çekildi? 2010'da geçiyor film. Yani Alien gibi 2100'lerde falan geçen bir senaryosu yok onun. O yüzden birbirlerinden tamamen ayrılar. Ha, ne yaptılar? İşte Aliens'la Predator arasındaki boşluğu dolduralım ayağına. Alien vs. Predator'ın o iki tane filminde, işte daha doğrusu ilk filminde, ikincisinde bir şey yapmadılar da ilk filminde boşluk doldurmak için işte şeyi gösterdiler. Bu Weyland'ı gösterdiler falan filan. Ondan sonra yok işte Predator'lar Alien'ları avlıyormuş gezegenimizde falan gibi böyle saçma sapan bir şeyler. Sanki böyle Predator'lar Alien'ları yaratmış gibi falan, yani bir şey yapmış gibi gösteriyorlar. Halbuki biz biliyoruz Alien filmlerinden bunları yapanlar Prometheus'ta gösterilen mühendisler, yani Alien'ı yapanlar onlar. Alien'ı geliştirenler onlar. Ki hatta o da şey oldu, o da patladı. Alien'da çıkartan şey gözüktü. Neydi onda? David gözüktü. Bir sürü şeyin içine kata 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 kata. O bir tane şey, siyah toz kulağa burnuna falan giren. Onunla işte prototip Xenomorph'u çıkarttı ortaya. Ama işte bakalım acaba şey mi olacak? Belki de öyle bir şey olacak. Bilmiyoruz ki yani arada, çünkü yani ilk şeye göre, ilk çekilen Alien'a göre ve Prometheus'taki de muhabbetlere göre Alien'ı yapanlar mühendislerin ta kendisi. Yani Alien filmlerinde de bir kopukluk oluştu bu anlamda. Yani Alien'ı kim yarattı belli değil. Bir şeylik var yani. Bir saçmalık dönüyor. Bakalım inşallah aradaki şeyi çekerek bir toplayacak. Ondan sonra da yanlış hatırlamıyorsam Denis Villeneuve çekmek istiyordu galiba Alien filmleri. O galiba Alien filmleri çekecek. İnşallah öyle olur da ara boşlukların hepsi tamamlanır. Rahat bir şey yaparız. O işte beyaz insansı yaratıklar dediğim o neomorflar, onlar işte gösterdim ya resmini. Neomorflar, o neomorflar şey, bir nevi geçiş türlerinden, yani evrimleşme öncesi türlerden. O neomorf var, ondan sonra neydi o? Bak iki filmin şeysi var şurada. Deacon denilen. Bunların geçiş türleri. Bunların hiçbir tanesi yok. Yani sonradan yok bunlar. Öldü, bitti. Bunların işi bitti yani. Bunların hepsinin işi bitti. Yani şu anda bildiğimiz elimizde olan şeyler şu prototip olan protomorf da gidecek. Bu mesela neomorflar işte, bunlar da şey yani. Bunlar da patladı gitti yani, yok artık. Bitti bunların işi. Görecekleriniz bunlar, dronlar, normal şeyler görebileceklerimiz. Yine 3. filmde olan Runner Xenomorph gözükebilir. Ondan sonra 2. filmde olan Warrior'lar var. Bir de şunu yapsalar çok güzel olacak yani, şu Praetorian'ları. Bu Praetorian'lar sadece oyunlarda ve şeyde gözükmüş. Çizgi romanlarda o kötü. Yani Alien'lar gene aynı şekil Alien olacaklar hepsi. Çoğu zaten filmde şeydi bunlar hep. Dronlar çok sık kullanıldı yani. Ve Warrior'lar. Ay. Ama dediğim gibi hani şey yok. Alien vs. Predator. Zaten işte Alien vs. Predator şey olarak birleşikti. Yani ikinci filmden beri, Predator 2'den beri Fox'un bu evrenleri birleştirme çabası var ama yani tutturamıyor yani. Yanlış yaptılar. Patlattılar kendilerini. Aliens vs. Predator'ın olayı zaten şeyde geçer. Alien evreninde geçer. Oyunları güzeldir yani. Oyunları mantıklıdır. Konu olarak falan. Saat kaç oldu? O 3'e doğru geliyor. Arkadaşlar ben izninizi isteyeyim. Yavaştan yatayım.
Olmazsa eğer yani şey olur bir gün size öyle diyeyim. İzleyicilerimin çok çoğaldığı, milletin lapır lapır geldiği günler olursa tahminim okullardan sonra böyle şeyler olacak. Bunları tekrar çekeriz yani. Bunları ben tekrar anlatırım zevkle. Hiçbir problem olmaz benim için. Şimdilik bu gecelik size iyi geceler diliyorum. Artık yani saat geliyor 3'e, yatalım, değil mi? Artık uyuyalım. Hadi iyi geceler.